Şimdi diyordum ki, gerçi bu akşam Hakan Topkurlu Can Karadut'la Büyüteç programında anlatacaktır ama gazetecilik mesleği öyle bir şey değil. Bir yarıştır, baskın basanındır, paralar kör Hasan'ındır kuralı vardır gazetecilikte. O yüzden ben merak ettiğim bir iki şeyi çok fazla uzun olmasa da size sormak istiyorum. Bir, dün Merkez Bankası Başkanı Sayın Kavcıoğlu bir açıklama yaptı ve yıl sonu enflasyon tahminini bayağı bir yükseltti. %40 civarında bir tahmin yükseltmesi oldu. Ama hemen ardından 2023'te ve 2024'te de çok ilginç enflasyon düşüşleri yaşanacağını belirtti. Bana çok böyle şey gelmedi, makul gelmedi. Önce bu enflasyon meselesini nasıl karşıladınız? Gösterdiği hedefleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu almak istiyorum. Arkasından kambiyo rejimiyle ilgili bir sıkıntı ya da emare var. Onu konuşacağım sizinle. Buyurun efendim. Şimdi şey haklı olarak, Merkez Bankası haklı olarak, bakın tırnak içinde söylüyorum, enflasyon tahminini %42.8'e çekti. Niye bunu şey olarak söylüyorum size, tırnak içinde söylüyorum? Şunun için, ya Merkez Bankası, adı merkez bunun, tahmin etmemesi lazım, hedef koyması lazım. Bakın biz devlet olma gereklerini yerine getirmiyoruz. Biz sadece Merkez Bankası locadan şeyi seyretme yeri midir? Ortalığı seyretme yeri midir? Hayır. Merkez Bankası müdahale yeridir. Sen nasıl 42.8 çıkacak enflasyonun diye sadece bu döneme mahsus değil. Bu çok uzun yıllardan beri Merkez Bankası'nın şeyi, daha doğrusu genel devletin bizim politikası. Sen tahmin edemezsin. Sen hedef koyarsın ve o hedefi yakalamak için elinden ne geliyorsa yaparsın. Çünkü senin %42.8 dediğin enflasyon hedefi, ekmek bugün 3 liraysa yarın 4,5 lira olacak demektir. %50 diyorsun değil mi enflasyon? Ya işte bu hemen anlama hemen gelir. Sen nasıl böyle davranabilirsin? Yani tamam, ekmek 4,5 lira olacak. Ekmek 4,5 lira olacaksa sen ona karşı ne yapıyorsun? Peki önlemin ne? Kur korumalı mevduat yaptım, şeyi, dövizi aşağıda tutuyorum. Bunlardan vazgeçin. Kur korumalı mevduatın dövizi aşağıya çekmekle falan alakası yok. Hocam bir saniyenizi mevduat rica edebilir miyim? Arkadaşlar rica edeyim, birazcık daha yüksek verin Sayın Topkurlu'nun sesini. Ben de çok rahat anlayayım, çok rahat duyayım. Buyurun. Tamam herhalde değil mi? Şimdi bakın, kur korumalı mevduat, kur korumalı mevduat. Ne oldu kur korumalı mevduat? Döviz hesapları tekrar artışa başladı. Kur korumalı mevduat da artıyor. Oradan peki nereden dönüyor buna kur korumalı mevduata şey para? Türk lirasından dönüyor. Kimsenin dövizini bozdurduğu falan yok. Bir kere bakın, artık net olmak lazım. Bundan sonra değineceğimiz konuyla çok bağlantılı bir olay zaten bu. Net olmak lazım. Ne yapacağımızı bilmek lazım. Bakın, cari açığınız var. Cari açığınız ciddi boyutlara geldi. Turist bekliyorsunuz. Dünden beri açıklama yapıyor. Sayın Nebati de yapıyor. Sayın Kavcıoğlu da turizmle ilgili açıklamalar yaptılar. Bir bombaya bakar ya. Turizm dediğiniz şey. Bu kadar mı biz basit Türkiye'nin geleceğini ele alıyoruz? Rusya'nın çok sıkıştığını düşünün. Bir nükleer bir hareketlenme başladığını düşünün. Rus turist gelebilir mi? Avrupa'dan çok açılıyormuş. Bakın, bu Avrupa'ya güven, Avrupa'nın ne olacağıyla ilgili güvene çok önemli soru işaretleri koymak lazım. Ben sizin yayınınızı bağlanmadan önce izledim. Bakın, o Hürriyet'in haberini ben görmemiştim. İşte Almanlar sıkıştı. Bakın dün Gazprom Bank açıklama yaptı Sayın Nebiler. Bu, siz Almanya ve İtalya işaret ettiniz. Ben de onları tahmin ediyordum. Devlet olarak euro ödeyemiyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musunuz Sayın Nebiler? Şirketler aracılığıyla ödemeyi yapmaya kalktılar. 10 tane hesap açılmış Gazprom Bank'ta. Pardon, 11 tane. Bunun 4 tanesi de ruble ödeme yapmış. Muhtemelen sizin o dediğiniz Alman şirket, ismi galiba yok, orayı atlamış olabilirim. Muhtemelen ödemeyi yapmış olan şirkettir onlar. Yaptılar, bu iş bitti. Çaresi yok. Kendi
Siz Polonya'yı kesti diyoruz ya biz. Rus yetkili açıklama yaptı. Polonya Almanya üzerinden alıyormuş doğalgazı. Siz yani düşünsenize yani. Garibim Bulgaristan kendileri... ne yapacak peki, kimin üzerinden alacak? Ya Bulgaristan'ın çok önemli kritik sorunu olmayabilir. Niye efendim %90'ını Rusya'dan alıyorlar gazın yani? Tezek mi yakacak Bulgarlar? Şöyle Bulgaristan aslında Rusya'ya bağımlılığı %90. Ben size söyleyeyim şeyde. O da Türkiye'den biz veriyoruzdur, Allah bilir. Nereden bileyim bilmiyorum. O Polonya hemen ortaya çıktı, nereden aldığı komple da. Komple teorileri. Yani günlük 30 milyon metreküp Almanya'dan doğalgaz almaya başlamış, evet. Polonya. Diyor ki bizden aldığıyla aşağı yukarı aynı hesaba geliyor diyor. Şey. Şimdi Avrupa bunu kırmak zorunda. Ben bunu aslında daha şey olacağını zannediyordum. Avrupa hala kendini gizlemeye çalışıyor. Şimdi neyse, Avrupa meselesine girmeyelim. Ama şunu söyleyeyim. Bakın Türkiye hala özel sektöre destek, özel sektör ihracat yapsın. Nereye yapıyorsun ihracatını? Avrupa'ya yapıyorsun ya sen ihracatını. Yapma böyle. Sen Almanya'da çok ciddi resesyon belirtileri başladı. Bundesbank açıklama yaptı. Eğer dedi biz doğalgazı alamazsak -2 küçülürüz dedi. 2022 beklentileri 4 küsürler 5'lerdeydi Almanya'nın. En son düşürdüler ve Bundesbank -2'ye döneriz dedi. Küçülürüz dedi eğer biz doğalgaz almazsak, ki bana sorarsanız o hiçbir şey. Daha da kötü olmak zorunda kalırlar. Çünkü ekonomileri tıkanır, çalışmaz sayın ne bilen. Buna bağlantılı olarak Türkiye bütün ümidini, her şeyini Almanya'ya, İtalya'ya, oraya buraya yapacağı ihracata bağlıyor. Ve bakın ben yıllardan bu yana enflasyon toplantılarını özellikle izlerim. Fırsat buldukça olarak hedefim benim odur. Ben ilk defa enflasyon toplantısında flu böyle şeyler izledim. Şey yapamıyorlar yani, net olarak işte şu şuraya gider, bu buraya gider diyemiyor Merkez Bankası Başkanı. Haklı. Ben şeyi merak ediyorum Sayın Topkurlu, şimdi vakit meselesinden sıkıntımız var ya, daha ikinci konumuz da var. Şimdi %42.8 diyor 2022 sonu, ama 2023'e neredeyse yarı yarıya düşürüyor. 2024'te de %8'e, yani %80 civarında bir düşüş öngörüyor. Tamam da enflasyonu düşürebilmek için üretim yapmanız lazım, değil mi? Nasıl düşüreceksiniz? Yani planlı bir kamu öncülüğünde üretim programınız var mı? Benim gördüğüm yok. Üretim devrimi kurultaylarını izlediniz mi? Hükümet izlemiyor. Yani orada anlatılanları, çiftçinin, uzmanların anlattıklarını uygulama girişimi var mı? Nasıl düşürecekler? Ben çok merak ediyorum 2024'te %8'e. Neye dayanacak? Bakın Sayın Nebiler, böyle giderse düşmez. Niye düşmez? Ha düşer nasıl? Kendiliğinden eğer dünyada bir duraklama olur da dünyadaki fiyatlarda gerileme olursa, evet, enflasyon baz etkisi dediğimiz nedenle. Bakın, kendiliğinden düşerse anlamda, diyorsunuz dünyada. Ha, o zaman Türkiye'de düşer. Hükümete bunlar, siyasi iktidara ne hacet var? Kendiliğinden olsun bitsin her şey. Burada bir hükümet iradesi de arıyorum. Ben bir siyasi irade arıyorum. Sayın Ebiler, ben de ondan bahsediyorum zaten. Buyurun. Bakın, serbest piyasa ekonomisi diyor. Ne diyor? Ne demek serbest piyasa? Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. Yani piyasada ne oluyorsa ben tahmin ederim diyor. Gelirim seyrederim. Siz, burada iradeniz yok ki sizin. İrade koymuyorsunuz siz. İrade koymak demek müdahale etmek demektir. Ne yapıyorlar? Şunu yapıyorlar. Biz Almanya'ya, İtalya'ya ihracatımızı arttıracağız. Ya kardeşim, bak resesyon riski var ve çok kuvvetli artık. Bu Rusya meselesi uzun süreceğe benzer. Neden uzun sürecek? Bakın Rusya meselesi Sayın Nebiler basit bir şey değil, çatışma değil. Orada artık dünya emperyalist sistemiyle Asya mazlum milletler kapışması bir nihayete erecek. Oraya doğru gidiyor. Amerika teslim olmak istemiyor.
Asya artık şeyi yarıyor. Bakın o doğru okumak lazım. O okumayı siz doğru yaptığınızda Türkiye'nin daha farklı davranması gerektiğini düşünmeniz lazım. Ama siz dünyanın bugünkü, dünkü şekliyle devam edeceği hayaline, rüyasına kapılırsanız, bugün olduğu gibi bazen doğru da söyleniyor. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı, bakın, dünya Asya dünyası diyor ama bunun gerekleri farklı, bunun koşulları farklı. Siz ona uygun hareket etmediğiniz sürece, politikalar çizmediğiniz sürece siz hep tahmin edersiniz. Hiçbir tahmininiz de tutmaz. Sayın ne biler, siz yılların gazetecisiniz. Merkez Bankası'nın yaptığı enflasyon tahmininin bir kez tuttuğunu gördünüz mü? Ben görmedim. Takip ettiğim sürece ne çeyrekler, ne yıllar itibariyle, ne yıl sonu itibariyle Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini hiçbir zaman tutmadı. Yok yurt dışı dendi, yurt içi dendi. Tutmaz. Sayın Topkurlu, şöyle bir şey galiba. Ben karımı çok seviyorum. Tahmin ediyorum o da beni çok seviyordur. İyi de be adam. Yani iki kere de eve elin kolun dolu filelerle dön. Bir kere de kadına çiçek götür ki kadın da seni sevsin yani. Kuru kuruya ben karımı çok seviyorum. Burada planlı bir ekonomiye geç. Üretim ekonomisine geç. Ne bileyim bir kambiyo... Ha kambiyo rejimi derken dün Atilla Yeşil'e de ekonomist bir tweet attı. Bilmiyorum gözünüze çarptı mı arkadaşlar, verirse hemen şey yapacağım. Orada bir şey dikkatimi çekti size sormak istediğim. Verebiliyor muyuz arkadaşlar? Ben buradan bakayım mı hemen? Elimin altında zaten bakarım da. Zahmet olmasın size. Şimdi şöyle diyor. Şöyle diyor demek için bulma. Atilla Yeşil'e de diyor ki herkesi uyarıyorum. Uyarıyorum. Türkiye artık yarı kapalı kambiyo rejimine geçti. Bir adım sonrası tüm döviz işlemlerine denetim ve kısıtlamalar. Bunu nereden çıkartıyor? BDDK'dan bir garip uygulama. Bankalardan müşterilerine yabancı para alımlarında diyor. Bir dakika. Müşterilerle yabancı para işlem platformlarından yeni işlem yapılmamasını istedi. Şimdi Atilla Yeşil'e de buradan nasıl böyle bir kambiyo rejimi değişikliği sonucunu çıkartıyor? Sizin fikrinizde. Çünkü ben biliyorsunuz yıllardır kambiyo rejimi değişikliğini savunan biriyim. Burada karışık kafaları bir açabilir misiniz biraz? Tabii şimdi Sayın Yeşil'e de tecrübeli bir ekonomisti. Yılların ekonomisti, her ne kadar liberalizmi savunsa da öngörüleri doğrultusunda bazı şeylere varıyoruz. Sonuçlara varıyor. Şimdi burada bakın, bu bankaların müşterilerine uluslararası piyasalarda işlem yapmayın uyarısından algıladığı Atilla Yeşil'e de aslında bunu uzun zamandan beri söylüyordu. Ben duyuyorum Atilla Yeşil'in şeylerinden, dinliyorum onu, okuyor elimden geldiğince okuyorum da. Bakın Atilla Yeşil'e de aslında şunu tespit ediyor. Bu sadece olanlardan biri. Biz yıllardan beri ne diyoruz Sayın Nebiler? Koşullar dayatır diyoruz. Hiç kimse kendi kafasına ya ben kambiyo rejimini de kısıtlı hale getireyim diye girmez bu yola. Çünkü onun riskleri var ve o riskleri göze alacak insanlar sadece bunları söyleyebilirler. Öyle kambiyo rejimini ben kısıtlı olmuyor çünkü bu iş. Bunun eğer doğru dürüst bir paketle gelmezseniz elinizde patlar, bomba gibi bir şey bu. Sonuçlar. Onun için Sayın Yeşilada'nın söylediği şu, artık şunu görüyor Yeşilada, öndeki şeyde yolun gidişatında artık yolun sonu belli, nereye gidileceği belli. Bu adımlar yeni değil ki. Çok uzun zaman bakın ben size söyleyeyim, Türkiye'de serbest döviz rejimi mi var? %40'ına hem ihracatın hem turizmin Merkez Bankası dövize el koyuyor. Bakın bunu daha doğru dürüst anlatırsak diyor ki Merkez Bankası, senin yaptığın işin yarısı benim, bitti. Öyle özgürlük mü özgürlük yok. Şimdi bunların hepsini bir araya getirdiğinizde siz bu
bu tweet'i daha önceden de atmıştır Sayın Yeşilada'yı. İhtimalen bu iş başka bir yere doğru gidiyor diyor, haklı. Çünkü bu işin başka çıkar yolu yok. Dünya döviz sistemi bitti Sayın Nebiler. Rusya bile bile Ukrayna'ya girdi ve elindeki paranın yarısını Avrupa ve Amerikan bankalarına bırakmak zorunda kaldı. Bakın ne diyorum, bile bile. Çünkü saldırıya geçecek olan Rusya değil mi? Bilmez mi Amerika'nın, Avrupa'nın onun parasına el koyacağını, bile bile oralarda bıraktı. Artık dünya Amerika'ya güvenebilir mi? Serbest ticaretine. Onun Amerika Birleşik Devletleri serbest ticaret mi yapıyor? El koyuyor Rusya'nın parasına, İran'ın parasına, Suriye'nin parasına, bir sürü Venezuela'nın parasına, bizim bir sürü devletin. F-35 davasında 1,5 milyar dolarımız Amerika'da yatıyor, vermiyor adam geriye. Ya ha, düşünün işte şimdi serbest ticaretin menbaı neresi? Orası liberalizmin, evet. Değil mi? Amerika Birleşik Devletleri. Bu iş bitti. Siz hala, ben hükümete söylüyorum bunu, kendi kendilerini kandırıyorlar. Liberalizm falan yok. Ben özel sektöre vereyim de, özel sektöre vereyim de. Ya ben tekrarlayıp duruyorum bu Celal Bayar'ın sözünü, 1936 iktisat vekili adam diyor ki, kardeşim ben özel sektöre bu kaynakları aktarsaydım 2 asır beklemek zorunda kalırdım diyor. Bunu söyleyen Celal Bayar, yani evet. Başkası değil. Yani Celal Bayar'da iki anlam da çıkartılır. Hem Atatürk'ün iktisat vekili, 1950'lerin de o liberalizme, NATO'ya geçişinde Cumhurbaşkanı Sayın Bayar. Yani iki taraflı o da okuyabilirsiniz olayı. Adam iktisat vekiliyken çatır çatır bu lafı etmiş. Olmaz, yürümez. Bu ona buna. Bakın bilançolar açıklanıyor. Artık tabii süremiz bitiyor, kusura bakmayın. Bakın vatandaşın sen ekmeğine %50 zam yapacağım tahmin ediyorum diyorsun. O %100 olacak. Bakın ekmek 3 lira bugün, 6 lira olacak yıl sonuna kadar. Göreceğiz bunu. Çünkü dünyanın gidişatı öyle. Sen tarıma bizim dediğimiz zamanda gereken desteği vermedin. Allah'a dua etsinler, yağmur yağdırdı, kar yağdırdı. Yoksa halimiz yamandı. Bakın halimiz yamandı Sayın Nebiler. Bu hükümet bilançolar açıklanıyor. Banka karları %300. %300. Daha yani ne diyeyim? Herkes ağlıyor. İnsanlar yoksullaşıyor. Ciddi bir yoksullaşma var. Banka karları %300. Şirket karları beklenenin üzerinde. Şimdi çok mutlular. Niye biliyor musunuz? Hisse senetleri artıyor, iniyor falan ya şeyde, borsada. Ay bir mutluluk, ekonomi düzeldi ya kardeşim. Ekonomi orada İstanbul borsasındaki bankaların kar edip bilançoyu yükseltmesi midir? Allah'ınızı severseniz. Ekmek 6 lira onların olursa istediği kadar ekonomi düzeldi desin, sandıkta görür karşılığını. Sayın Topkurlu, hakikaten az zamanım kaldı. Evet, özür bir diliyorum. Bir şey soracağım, felsefeyle şey, aranız nasıl? Efendim? Felsefeyle aranız nasıl? Çok yok, çok iyi değil. Jean-Paul Sartre, Fransız felsefeci, diyor ki liberalizm iğrenç bir sözcüktür. Ne dersiniz? Tamamen katılıyorum. Tamam. Ya o çünkü yalan, yani liberalizm, ya tabii özü doğru ama onu kullananlar, bugün onu ifade edenler doğru kullanmıyor değil, yalan söylüyorlar. Liberalizm, özgürlük sözünü kendilerine, kendi emellerine, kendi amaçlarına alet ediyorlar. Evet. Peki o zaman güzel bir konuyla ama sıkışmış bir konuyla, ivedi bir konuyla bitirelim. İçinde bulunduğumuz Deva Çıkmazı'ndaki binanın mülkiyetinin Görev Vakfı tarafından alınması için başlatılan kampanyada bugün çok ilginç bir noktadayız, kritik bir virajdayız. Arkadaşlarımız Tapu Dairesi'ne gidecekler öğleden sonra ve ön ödemeyi yaparak tapuyu alacaklar. Gerisini de sonra tamamlayacağız. Yani kampanya devam edecek ama bugün Görev Vakfı Başkanı'nın söylediği, Erkan Önsel'in söylediği bir miktar eksiklik var. Saat 4'e kadar falan bunu tamamlamak durumundayız.
Bu millet bizi hiç yalnız bırakmadı, hep yanımızda oldu. Önümüz bayram, benim bir talebim oldu Türk milletinden. Türk milleti bu binayı milli davalarda kullanılmak üzere bugün Türk milletine bayram hediyesi olarak vermeli diye. Bu konuda 2-3 cümle söylerseniz izleyicilerimizi, Türk milletini harekete geçireceğini düşünüyorum. Ben size şöyle söyleyeyim Sayın Nebiler, Tekalif-i Milliye Kanunu'nun ben bir filmini izlemiştim. Tekalif-i Milliye biliyorsunuz, milli mücadele, Atatürk artık son Anadolu'nun kurtarılmasıyla ilgili adımları atacak. Ama orduyu donatması lazım bir şekilde, işte her evden bir öküz, işte her evden bir çarık çorap falan. Köy meydanlarına, kasaba meydanlarına bağış şeyi koyuyorlar, masası koyuyorlar. Tık, gelen yok, giden yok falan. Allah Allah diyorlar. Yani biliyorsunuz zorlama da var. O tekalifi milli, öyle her şey gönüllü ama ya biz bunları nasıl toplayacağız? Birdenbire sokak aralarından eşek yükleriyle insanlar kucaklarında, sırtlarında Kurtuluş Savaşı'na evlerinden, ellerinden ne geliyorsa gönüllü, hiçbir zorlamaya neden olmadan her şeylerini milli mücadele için, bağımsızlık için getirmeye başlıyorlar. Ben çok duygulanmıştım bu sahnede. Görün bakın, o küçük dediği Görev Vakfı Başkanı'nın, Sayın Önsel'in söylediğini çok kısa zamanda bu millet kapatır. Çünkü bu millet görev milletidir, asker millettir. Şeyi bilir, ne olacağını bilir, bir sonraki adımın nereye gideceğini bilir. O binayı bağımsızlığın merkezi haline getirecektir bu millet. Evet. Peki, çok teşekkür ederim. Bütün izleyicilerimizden de bugün saat 4'e kadar bu açığı kapatmalarını ve 4'te arkadaşlarımızın tapu dairesinden mutlu şekilde dönmesini sağlamalarını bekliyorum. Bir kere daha söylüyorum. Türk milleti, milli davaların merkezi olan bu binayı Türk milletine bugün bayram hediyesi olarak sunmalı, bu açığı kapatmalı. Sayın Topkuş, bir de hesap numaralarını geçerlerse aşağıdan arkadaşlar, banka Görev Vakfı'nın banka hesap numaralarını daha herhalde. Evet, geçiyorlar. Geçiyorlar. Efendim tamam. Çok teşekkür ederim. Katıldınız, şeref verdiniz. Sağ olun, var olun. Akşam Büyüteş'te saat 20'de sizi izlemekten mutluluk duyacağım.